Aşağı indir biraz. Çek çek çek. Al, benim o birini de getir. Birbirinden değerli oyuncuları geliyor şimdi sahneye. Bugün bu özel parkta, Kosova Parkı'nda mahallemize yakışır bir şekilde bizlere hizmet veren, bizleri bu parkı yapan Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra Sayın Belediye Başkanımız 3 tane de bize otopark kazandırmıştır. Sayın Belediye Başkanım Erhan Kılıç'a ve emeği geçen tüm ekibine mahallem adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Jam shumë i privilegjuar që sot gjendem mes jush, të në emër të Konsulatës së Përgjithshme të Kosovës në Stamboll, ju falenderoj për ftesën dhe për pjesëmarrjen në këtë ngjarje. İstanbul Kosova Başkonsolosluğu adına aranızda bulunmaktan onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Në fund edhe një herë ju falenderoj për organizimin e kësaj ngjarje. Tekrar bu önemli etkinliği organize ettiğiniz için müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Ben emir de konsolatası Përgjithshme İstanbul. Ve İstanbul Kosova Başkonsolosluğu adına Yüzüşvej punë të mbarë dhe suksese më të tjeshme. Tüm başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel güne, bu güzel parka güzel dokunuşlar yapmak için yönetim kurulumuz ve istişare kurulumuz üyelerimizin talepleriyle çok değerli başkanımız Erhan Kılıç'a talebimizi ilettik ve talebimizi çok güzel karşıladı. Bizlere aynı heyecanla destek verdi. Ben bütün camiamız adına yürekten, kalbimden teşekkür ediyorum kendisine. Evet, bugün hocamız için yeni bir yaşam alanı daha yaratmış olmanın ve 4,5 yıldır Yarının Bucası için verdiğimiz emeğin, yarattığımız eserlerin bu kentin insanlarına katkı sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Engelsiz yaşam alanı teması ile 3500 metrekarelik alanda düzenlediğimiz bu park, inanıyorum ki kentimizin değerine değer katacaktır. Kosova'dan Buca'ya uzanan kardeşlik ve birlik bağlarımızı daha da güçlendirecektir. Buca, Kosova'ya hatta tüm Balkanlara kardeş olmuştur. O yüzden büyük bir gururla bu meydanlara Balkanların Bucası var diye yazdırıyoruz.
farklı kültürlerin yıllardır bir arada yaşadığı Buca'da Balkan coğrafyası ile olan gönül bağımız her zaman çok güçlü olmuştur. Bugüne kadar her alanda, her konuda Balkan göçmeni kardeşlerimizin, dostlarımızın yanında olmaya gayret ettik. Bu gayretimizi göçmen derneklerimizi destekleyerek, onlarla çeşitli işbirlikleri kurarak, kentin yönetimini ortak ederek sürdürdük, sürdürmeye de devam edeceğiz. Öyle ki bu kent, Uluslararası Buca Balkan Festivali'nin bu yıl 11.sini düzenliyor. Buca'dan Balkanlara uzanan birlik ve kardeşlik bağlarımız bugün Kosova'ya hep birlikte göndereceğimiz selam ile taşlanmış oluyor. Dost ve kardeş Kosova'nın bağımsızlığının 15. yılında ise Buca'mıza kazandırdığımız bu parka Kosova Bağımsızlık Parkı adını veriyor. Bağlarımızı da daha da güçlendiriyoruz. Hepimizin bildiği gibi Kosova uzun, zorlu ve hayli meşakkatli sürecin ardından bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu bağımsızlık Kosova halkının iradesinin ve özgürlüğünün gücünü simgeliyor. Kosova'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliği Balkanlardaki istikrar ve barış için olmazsa olmazdır. Kosova'nın bağımsızlığının, güzel halkının her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu park, kurduğumuz kardeşlik köprüsüyle birlikte aynı zamanda da engelleri de kaldırmaktadır. Engelli komşularımız, çocuklarımız burada rahat bir şekilde vakit geçirebilecek, eğlenecektir. Burada çeşitli kardeşlik öyküleri yazılacaktır. Yarının Bucası için, düşlerimizi hayata geçirmek için bizler için son derece mutluluk verici. Kosova'nın bağımsızlığını yeniden kutluyorum. Hizmete açtığımız bu güzel eserinde memleketimize ve Buca'mıza hayırlar getirmesini diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün Kosova Bağımsızlık Anıt Parkı'nın açılışında sizlerle bir araya gelmekten büyük kıvanç duyuyorum. Tarih boyunca sayısız acıya tanıklık eden bir coğrafyanın parçası olan Kosovalı kardeşlerimizle ülkemiz, bilhassa da şehrimiz İzmir arasında çok güçlü bağlar var. Bu bağ yüzlerce yıl öncesine kadar gider. Bizler iki kardeş halk olarak birlikte nefes aldık, birlikte yaşadık, neşe ve kaderlerimizi ortaklaştırdık. Acılarımızı sevgi, dayanışma ve birlikte olma irademizle mayalayarak ortak bir gelecek inşa ettik. İzmir, Kosovalı ve Balkanlı kardeşlerimiz için sadece bir şehir değil, vazgeçilmez bir yuvadır. İzmir'in Balkan haritasında gözükmediğine bakmayın. İzmir, yüreğinin bir yanı Rumeli, diğer yanı Anadolu olan bir Balkan şehridir. Bu şehrin yüz ölçümü kıtalardan, geçmişi ise takvimlerden çok daha geniştir. İşte bu müthiş zenginliği şehrimizin Balkan Türklerine borçluyuz. İyi ki buradasınız, iyi ki İzmir'desiniz. Bugün bu açılışla birlikte Kosova ve Türkiye arasındaki derin bağları yüceltmenin gururunu yaşıyoruz. Biliyorum ki burada bulunan herkes aramızdaki bu eşsiz bağı sonsuza dek sürdürme azmine sahip. Kosova Bağımsızlık Parkı barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın bir simgesi olarak sonsuza dek yaşayacak. Böylesi güzel bir eseri İzmir'e kazandıran Buca Belediye'mize, başkanımıza ve katkı sunan tüm sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum. Ben de Buca Metrosu ile ilgili bir küçük haberi paylaşayım. Muhtarlarımızla özellikle paylaşmak isterim. Çünkü yer altında olduğu için pek gözükmüyor olabilir. Ama bilsinler isterim ki İzmir tarihinin en büyük yatırımını İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca'ya yapıyor. Ve bu projenin bütçesi 490 milyon euroluk bütçesinin tamamı kurduğumuz bir sendikasyon kredisiyle 4 uluslararası finans kuruluşundan temin edildi. Parası cebimizde, 4 yıllık bir inşaat süresi öngörülmüştü. Tarihinden önce bitireceğiz ve Buca'ya, hayal edin sevgili kardeşlerim,
İzmir'in en kalabalık şehri, en kalabalık ilçesi, caddelerinde lastik tekerlekli otobüslerin gitmediği, insanların huzur içinde yaşadığı bir Buca'yı hayal edin. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Belki de tarihimizin en verimliliği yüksek projesi olarak hayata geçireceğiz. Çünkü aldığımız finansman kredisinin 4 yıl ödemesiz döneminde inşaatı bitirmiş olacağız. Kredi geri ödenmeye başladığında işletme tesis açıldığı için elde edilen gelirle de biz geri ödemesini yapacağız. Rakam da aklınızda kalsın. Günde 400 bin yolcuyu taşıyacağız Buca metrosunda ve senede 45 milyon euroluk bir gelir elde etmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla 12 yıllık finansman geri ödeme tarihi içinde de parasını geri ödemiş bir yatırımdan bahsediyoruz. Özetle ne devletimizin, ne belediyemizin, ne kimsenin cebinden bir kuruş çıkmadan kendi kendini finanse eden bir yatırımla Buca'yı huzurla, konforla, ucuz toplu ulaşımla, temiz toplu ulaşımla buluşturmuş olacağız. Bunun heyecanıyla Kasım ayında iki dev köstebeğin tünel kazmaya başlayacağının müjdesini de vererek hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, bugün özel Buca Belediye Başkanımızın Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza özel anısı. Ben aynı zamanda Sayın Prekazi'yi, could you please, I invite you to the stage, Mr. Prekazi. Milletvekillerimizi de Buca Belediyesi Kosova Bağımsızlık Parkımız ve Kosova Bağımsızlık Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdik. Buca Belediyemiz tarafından engelsiz kent yaşam alanı olarak tasarlanan Kosova Bağımsızlık Parkı Buca'mıza